Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de valiler toplantısında konuştu. Geleneksel hale gelen valiler toplantımızın gerek gündemdeki konular, gerekse vizyon ve hedeflerimiz bağlantısında önemli bir istişari platform oluşturduğuna inanıyorum. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile vize krizine ilişkin koskoca ABD'yi Ankara Büyükelçisi yönetiyorsa yazıklar olsun dedi. Biz talimatımızı şu anda yargı süreci içerisinde olana değil, onun dışında olanlara verdik. Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın, böyle hareket edemezsin demeleri lazımdı. Ama bunu diyemediler. Şu anda da bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir ve büyükelçi hükümetim adına ben bu adımı attım diyorsa, eğer bunu da Dışişleri Bakanı da Sayın Başkan da savunuyor, arkasında duruyorsa kusura bakmasınlar. Biz de şu anda aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Skandal vize kararına karşı verilen tepkiyi de hatırlatan Cumhurbaşkanı, biz Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç değiliz diye konuştu. Çok açık net konuşuyorum. Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim evet dememiz mümkün değil. Biz asırlara bali olan bir devlet. Biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Bunu kabul edeceksiniz. Ha, bunu kabul etmediğiniz takdirde kusura bakmayın. Biz size muhtaç değiliz ya. Erdoğan, güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışan terör koridorunun amacının Türkiye'yi kuşatmak olduğunu belirtti. Biz sizden paramızla silah istediğimiz zaman kongre diyorsun. Ama terör örgütüne 3-5 kuruş para dahi almadan gelip silahı ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? Türkiye'yi güneyden kuşatalım diye. Geri planını söylemiyorum. Bunun arka planı da var tabii. Ayrı bir konu. Ve 3500'e ulaşan tır Kuzey Suriye'ye girmiş vaziyette. Bunda ağır zırhlıdan tut, tüm en modern silahlara varıncaya kadar bu tırlarla bunlar oraya getirildi. Sayın Başkan'a sordum, dedim bunlardan haberiniz var mı? O zaman 1250 idi tırlar. Sonra 3500'e ulaştı. Olur mu böyle şey dedi. Biz bir taraftan para temin etmeye çalışacağız. Onlar buralara bunları gönderecekler. Hamburg'da oluyor bu. G20 toplantısında. Çağırdık. Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DAEŞ'la mücadele olduğunu kim iddia edebilir? Var mı böyle bir şey? Yalan. Terör koridoru sadece Türkiye'yi kuşatmaya yöneliktir. Kimse bizi aldatmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saik Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacak ifadesini kullandı. Bundan sonra artık Sayın Bakan da burada söylüyorum, Zigzaver diye bir silah bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır, kullanmamalı. Artık biz kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle bu adımları atacağız. Biz artık bu tabancaları veya bunun daha uzun mesafelisini ülkemizde yapıyoruz ve bundan dolayı da kendi silahlarımızı kullanmak suretiyle polis teşkilatımızı daha diri, daha sağlam ayakta tutacağız. Valilerin halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yapmıyorsanız ben hakkımı helal etmem dedi. Nerede? Kim var?
sadece aydan aya onlara belli bir ücret vermek bizim için yeterli değil. Ulaşamadığımız, göremediğimiz yerler olabilir. Siz bizim elimiz, uzanan, gören gözümüz, duyan kulağımız durumundasınız. Onun için sizden bunu özellikle istiyorum. Bunu yapmanız lazım. Yapmıyorsanız arkadaşlar kusura bakmayın. Ben hakkımı helal etmem. Sizi biz buralara bu inançla tayin ettik. Bu inançla atadık. Dedik ki bu arkadaşlarımız bu görevi evvelallah yerine getireceklerdir. Hele hele bize gurur, kibir bu hiç yakışmaz. Mütevazi olacağız. Alçak gönüllü olacağız. Ve bu tevazu ile de hizmeti sürdüreceğiz.